Ben Giresun Dağları'nın saklı cenneti, tarih, kültür ve doğal güzellikler diyarıyım. Ben Selçuklu'dan Osmanlı'ya, kırık Türklerinin yurdu. Karadeniz'i Anadolu'ya bağlayan tarihi İpek yolunun merkeziyim. Ben Mavi Göl, Ağaçbaşı ve Kuzalan Tabiat Parkları bölgesi, keşfedilmeyi bekleyen turizm merkezi Yavuz Kemal beldesiyim. Doğu Karadeniz dendiğinde akla fındığın başkenti, kirazın ana vatanı Giresun gelir. Giresun'un tarih, kültür ve turizm konusunda keşfedilmeyi bekleyen bölgesi de Yavuz Kemal beldesidir. Yavuz Kemal, Doğu Karadeniz'de İç Anadolu'yu birbirine bağlayan tarihi yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. Yıllar önce dönemin Sivas valisi Halil Rifat Paşa, "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek geçit vermez Yavuz Kemal beldesi dağlarına yol açmış. İç Anadolu'yu Giresun limanına bağlamıştır. Türkiye'de insan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli olan Halil Rifat Paşa Tüneli, küçük ama köklü geçmişe sahip bir belde olan Yavuz Kemal'in kaderini de tamamen değiştirmiştir. Yavuz Kemal beldesi, eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle geleceğin turizm merkezi olmaya aday bir bölgedir. Aksu Vadisi'nin yukarı havzasını oluşturan bu coğrafya, Giresun ilinin coğrafi yapısında belirleyici nitelikler taşımasının yanında Karagöl Dağı ve çevresindeki zirveleriyle Türkiye'nin İsviçre'si olarak adlandırılmaya layık bir güzelliğe sahiptir. Yavuz Kemal Belediye Başkanı Abdullah Önal'ın katkılarıyla hazırlanan bu belgeselle sizleri Giresun'un saklı cenneti Yavuz Kemal beldesi ve tarihi Kırık nahiyesini tanımaya ve keşfetmeye davet ediyoruz. Belgesel tadında kulak kayadan Yavuz Kemal'e tarih, kültür ve tabiat turumuz başlıyor. Fatih Sultan Mehmed'in 1461 yılında Trabzon'u fethetmesinden 146 yıl önce Türklerin Yavuz Kemal bölgesine gelip yerleştiğine dair arşiv belgelerini gün ışığına çıkaran tarihçi yazar Mehmet Fatsa, Yavuz Kemal ile ilgili kaynak bir kitaba imza atmıştır. Yavuz Kemal Yöresi adlı bu kitap, Yavuz Kemal Belediyesi tarafından 2017 yılında kültürümüze kazandırılmıştır. Yavuz Kemal, idari yönden Şebin Karahisar'la Giresun arasında birkaç kez gidip geldikten sonra 1958'de Dereli ilçesine bağlanmıştır. Nahiye müdürlüklerinin kapatılmasından sonra Kırık bölgesi, Kulakkaya, Şıhlar ve Hapan köylerinin birleşmesiyle 1998 yılında Yavuz Kemal Belde Belediyesi kurulmuştur. 2011 yılında Pınarlar Köyü'nün bir kısmı yeni mahalle adıyla belediyeye dahil edilmiş, bir yıl sonra da Güz Yurdu ve Yuva beldeye katılarak mahalle olmuştur. Günümüzde Yavuz Kemal beldesine bağlı 6 ana mahalle varlığını sürdürmektedir. Yavuz Kemal beldesi, birbirinden güzel yaylalarıyla haklı bir üne sahiptir. İnsana göz ve gönül ziyafeti sunan Ağaçbaşı, Kulakkaya ve Bektaş gibi birçok yayla ve obalar yaz aylarında dolup taşmaktadır. Yaylacılık kültürü ve Türklerin otçu göçü geleneği, Sarakgöl Yayla Şenliği, Ağaçbaşı Yayla Şenliği, Bektaş Yaylası Kültür Festivali gibi yayla şenlikleriyle yaşatılmaktadır. Karların hiç eksik olmadığı Kulakkaya Yaylası'nda yapılan Kulakkaya Kar Festivali de bölgenin önemli şenlikleri arasında yer almaktadır.
Yavuz Kemal, Giresun'un turizm potansiyelinin ana çatısını oluşturan yaylalar dışında görülmeye değer daha birçok güzelliğe sahiptir. Seyrine doyulmayacak bir manzara sunan Karagöl Dağı ve dağın üzerinde yer alan Karagöl Buzul Gölü bu güzelliklerin başında gelir. Dağın etrafında yoğunluğu kazanan irili ufaklı göller ve tepelerin eteklerinden çıkan akarsular Yavuz Kemal'in yemyeşil ormanlarına hayat verir. Yavuz Kemal her mevsim ayrı bir güzelliğe sahiptir. Baharla birlikte havalar ısınmaya başlar Yavuz Kemal'de. Tabiat hayat bulur. Ağaçlar yeşilin her tonuyla bezenirler. İlkbahar bitkilerle birlikte hayvanlara da can katar. Yazın gelmesiyle güneş çiçekleri daha da şımartır. Yavuz Kemal'in zengin bitki örtüsü adeta ipek bir halı gibi toprağın üzerini özenle örter. Sonbaharda Yavuz Kemal'in zümrüt yeşili rengi yerini altın sarısına bırakır. Ama üzerini örten bembeyaz kar tabakasıyla Yavuz Kemal'de kış başkadır. İnsanın tüm dertlerini alıp götüren, yerini huzurla dolduran kış manzaralarıyla Yavuz Kemal, sadece yaz turizmi için değil, kış turizmi için de çok doğru bir yer olduğunu ispatlar. Kulakkaya girişindeki kayada yer alan balık resmi, taş köprüler, değirmenler, camiler, kiliseler ve kale kalıntıları Yavuz Kemal'de zamana meydan okuyan tarihi yapılar arasındadır. Bölgedeki tuz ekme efsanesiyle ilgili anlatılanlar dışında, Yavuz Kemal halkı arasında kulaktan kulağa yayılan Al Ocağı ve Peri Kızı, Hızır İlyas, Kırklar Tepesi, Hazreti Ali ve Düldül gibi efsaneler bölgenin kültür zenginliğini gözler önüne sermektedir. Her biri birbirinden güzel olan tabiat parklarıyla Yavuz Kemal beldesi sadece Giresun'un değil, Karadeniz'in nadide yerlerinden biridir. Yavuz Kemal'i sevmek, tanımakla başlar. Yavuz Kemal'i tanımak için dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Yavuz Kemal'i gezmek gerekir. Karadeniz'e sevdalı olanlar, gurbetteki Yavuz Kemalliler ve Yavuz Kemal'i keşfetmek isteyenler, Yavuz Kemal sizi çağırıyor. Asla unutamayacağınız enfes manzaralarıyla hem dinlenip huzur bulabileceğiniz hem de doğayla iç içe kalabileceğiniz bir ortam sunan Yavuz Kemal'in davetine siz ne zaman icabet edeceksiniz?